Geçinemiyoruz. Geçir. Kim? Bu geçiniyor mu? Geçinmez. O geçiniyor mu? Geçinemez. 12,5'la yine geçinilir. 9.750 gün prim ödedim. 32 sene çalıştım. Bağlanan maaş 12.500 lira. Ya abicim, yani 10.000 lirayla, 15.000 lirayla, 20.000 lirayla geçim olmaz. Ekonomik şartlar belli. Yani kendilerine gelince kaşıkla dağıtıyorlar. Garibana gelince çay kaşığıyla veriyor. 12.000 lira, 15.000 lira şu ülkede gerçekten para değil yani. Bir ev kirası olmuş 15-20.000 lira. Emekli verdikleri 12.500 lira, 12.500 lira. Kendileri geçinsin de görelim bir kere. Amelilik yapıyorum ekstra olarak. 12.500 lira nasıl geçineceksin? Et sebzeyi kim görmüş de biz alacağız. Bir kilo mandalina alıyorsun 60 milyon. Bir kilo domates, biber alsan 80 milyon. Nasıl alacaksın? 5 kilo yağ olmuş 300 lira. 12.500 liraya nasıl geçineceksin? Fiyatlar almış başını gidiyor. Yetişemiyoruz. Her zaman aldığımız bir yarım kilo peyniri şimdi 100 gram alıp yemek mecburiyetinde kalıyoruz. 12 bin lira maaş veriyorlar. Neden alacaklar yemekliler? Dalga geçer gibi insandan. Bir de yarın bugün %20 artış yapacağız diyor. Kendileri artışlarını yapıyorlar. Emeklileri de yerin dibine sokuyorlar. Emekliyiz abicim. Emekliyiz kardeşim. Dertlilerden miyiz ama? Dertlilerden. Geçinemiyoruz. Yok abi, yok abi. Geçinemiyoruz. Her şey 10 kat 15 kat arttı. Bizim maaşımız 15 kat artsa eyvallah, hemen göz kapalı alırız. Bizim maaşımız 15 kat artmadı ki, 10 kat artmadı ki. Ne arttı? 2000 lira 3000 lira arttı. Mahallen emekliyiz, 12 lirayla nasıl geçinir? Et alalım mı? Yoksa dilencilik mi yapalım? Soygunculuk mu yapalım? Ne yapalım yani? Nereye kadar gidecek bu? Nerede bitecek yani? İnsanlar artık bitti, tükendi. Ev kendimizin olmasa 12 lirayla ben nasıl geçinirim? Mahallen emekliyim. Ben çalışacak gücüm yok. 70 yaşına gidiyorum ben. Ne zamana kadar böyle devam edecek? Artık bir yerde dur desin. İnsanlarımız dur desin, dur. 12 bin lirayla geçinilir mi? Vallahi. Sana soruyorum, 12 bin lira. Kira 15 ya. İş bulursan çalışacak. Benimden duramıyorum şimdi. Her şey ateş pahası. Emekliyim, iş bulamıyorum. Kesinlikle yetmiyor. Elimde mandalina 50 yeri dolaştım. Burayı 2-3 kere gidip geldim. Ancak aldım. Yani birilerin bir eli yağda, bir eli balda, aşağı avam tabakası sürünüyor. O da zavallı, farkında değil. Bir biber alacağım, buyur. 80 liraya. Doğru düz bir şey alamadık. Her şey pahalı. Vallahi geçinemiyoruz. Zor geçiniyoruz. Emeklilerin ayda en az 25-30 bin lira olması gerekiyor geçinmesi için. 12.500 lira para mı? Ne yapacaksın? Hırsızlık mı, haydutluk mu yapacaksın? Herkes orada burada milletvekilleri şu kadar maaş alırsan milleti 12.500 liraya mahkum etmek bir vicdansızlıktır ya. Kayıt aldım, başka bir şey aramadım. Ne alabiliriz şu hayat şartlarının altında? Cumhurbaşkanı bir kafayı kaldırsın da bizleri bir dinlesin, ne olur. 11 milyon maaş veriyor. 1,5 milyon yakıt bekliyorum, elektrik, su parası. Ekmek yiyecek para bulamıyoruz yavrum. 12.500 maaş alıyorum. 25 liralık ekmek aldım. 2 gün yiyeceğim bunu. Nasıl geçinebilirim ya? Bu milletle dalga mı geçiyorlar bunlar? Türkiye'ye ne faydası var? Ekmeğimize de zam olsa başka ne yiyeceğiz? Olmasın. Ekmeğimiz olmasın. Her şeye koyduğu ona koymasın. Ev kira, su para, elektrik para. Biz ne yiyeceğiz? Emekli maaşımız ikiye bölünüyor. Ne edeyim? Elektriğe mi yatırayım, suya mı yatırayım? 12 lira, 13 lira ekmek mi alayım? Devlete selam söylen olmaz. Olmaz. Zaten bittik. Emekli bitti. Yani yapılacak bir şey yok. Her taraf zam. Biz günde 4 ekmek alıyoruz. Gideceğiz, bayat ekmek alacağız. Başka yani yolumuz yok. Başka hiçbir şeyimiz yok. Yani emekliler yılı dediler. Ama maalesef sefalet yılı oldu bizim için. Gel ekmek gitmiş. Maalesef çok kötü günler yaşıyoruz. Pazara çıkamıyoruz, çarşıya çıkamıyoruz.
artık hiçbir şeye, yiyeceğe ulaşamıyoruz. Bakın bir karnabaharı ikiye bölüp de satıyor esnaflar artık. Çünkü biz tek bir karnabaharı alamıyoruz. Yakın tarihe kadar o karnabahar 10 lira 20 lirayken şu anda 120 lira olmuş. Peki bu emeklilere ne verilmiş? Emekliler ne yapmış? Yaşamıyor mu emekliler? Yaşayamıyor artık, aç. Ekmeğe ulaşamıyor, yiyeceğe ulaşamıyor. Artık yeter diyoruz. Gerçekten yeter. Yani bu kadar emekliyi yok sayamazlar. Biz bittik ya. Emekliler bitmiş durumda şu anda. Açız. Hele hele kiracı olan. Ben kiracı değilim. Ama kiracı olan. Bakın ben Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum. 20 bin liradan aşağı kira yok. Peki emekli 12 bin liraya mahkum. Ne yapacak? Sokakta mı yaşayacak? Ben emekli olduğum zaman aldığım yıpranma parasıyla bir ev aldım. Şimdi bir araba alamazsın. Yok yani. Ve aldığımız maaş tek maaş da olsa aileyi geçindirebilecek durumdaydı. Ama şimdi evde herkes emekli olsa, atıyorum 3 kişi emekli olsa yine geçinemez. Mümkün değil. Hele hele kiracıysa asla geçinemez. Yaklaşık 10 yıldan fazla oldu. Emekliyim. Emekli olarak yaşıyor muyuz diye sormak lazım. Yaşayamıyoruz. Çünkü bize layık görülen ücret yaşamımızı idam ettirmeye yetecek kadar bir ücret değil. Bugün ortalama Türkiye'deki emekli maaşlarına baktığımızda dul yetimleri çıkardığımızda ortalaması 14.500 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Dul yetimleri de dahil edersek bu rakam yaklaşık 11 bin civarında ortalama bir maaşa tekabül ediyor. Emekliler bununla yaşamaya çalışıyor. O 10 yılda çok şey değişti. O günkü emekli maaşım asgari ücretin yaklaşık 2,5 katıydı. Bugün asgari ücretin altında. Yani düşünün, şu anda altın hesabı yapıyor iktidardakiler de muhalefettekiler de. Ben 7 tane altın kaybetmişim, çeyrek altın kaybetmişim. Bu kadar fakirlemişim. Bu kadar fakirliğin karşısında nasıl yaşanırsa emekliler öyle yaşıyor. Emekliler aslında çok şey bekliyor. Niye çok şey bekliyor? Bugüne kadar her birimiz 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl, 40 yıl çalışıp devlete hem vergi ödedik, hem sosyal güvenlik primi ödedik. Bundan dolayı da bugünlerde insanca yaşayabileceğimiz koşulların oluşması için verdiğimiz primlerin karşılığında hakkımız olanı istiyoruz. Şu anda bir bütçe maratonu süreci başladı. Bu bütçe maratonu sürecinde emekliler ve asgari ücretliler yok sayılıyor. Özellikle de emekliler yok sayılıyor. Çünkü emeklileri nasıl olsa ne verirsek onu kabul eder anlayışından kaynaklı olarak bu yok sayılmaya karşı, bu bütçenin emekli bütçesi olabilmesi için alanlarda, sokaklarda herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz. 2007'de emekli olduğumda, emekli maaşını aldığımda 11 tane çeyrek altın alıyordum. Şu anda 3 tane alamıyorum. Yani bu her geçen zaman dilimi içerisinde maaşlarımızın eridiğinin somut göstergesidir diyorum. Kaçın emeklisin? 30. 17 bin lira emekli maaşı alıyoruz. Yani bununla geçinilmez. Gene de yetmiyor ama İdare ediyoruz ama şey, bu böyle yürümez. Yani bu düzen mutlaka değişmeli. Mutlaka, ama başka çaresi yok. Şimdi birader bir çorba içiyorsun 150 lira. 170, geçen gün içtim 170, yazdım yeni içtim 150. Ne zaman oldu 175 bu? Böyle bir berberde tıraş oluyorsun, adam 200 lira istiyor. Bizim zaten 4 tane saçımız var başımızda. Yani bu olmaz ki. Hiçbir şey mantıklı değil. Hiçbir şeyin anlamı yok, mantığı yok. Onun için işimiz çok zor yani, ama birleşe mutlaka bir gün gelip bu iktidarı alaşağı edeceğiz. Biz 100 liraya satmaktayız. Bunun tarladan çıkışı 60 lira, 70 lira. O bir komisyoncu kar koyuyor. 10 lira, 15 lira. Bizde de 10 lira, 15 lira da biz kar koyuyoruz. Şu an 100 liraya satmaktayız. Çok pahalı her şey. Ateş pahası. Bir ıspanak kaç lira? 50 lira topu, bir marul 50 lira. Yani böyle yaşanacak hali yok. Mantar alıyorum, mantar 100 lira, 150 lira kilosu. Yani pazarcı halkımız ne yapsın? Onlar da pahalı alıyor, pahalı satmak zorunda.
Fıstık pahalı, domates pahalı, patlıcan pahalı, her bir şey pahalı. Emekli maaşımız değil de nefesin yetiyor mu diye sor. Ne maaşı yetmesi? Aha görüyorsun en aşağı hiç el radan aşağı var mı? Halkın minimliyor. Ne alacaksın her istediğine yüzüne bakıp geçiyorsun. Domates 60, armut 40, öteki 50, 50'den aşağı bir şey yok. Bir tane marulasın 50. Kalanını her şeyi bırak. En az 35 olması lazım ki ev kirasını düşünmesen bile aç kalmamak için. Ev kirası da koyarsan sen koy. Para olmasa pahalı, para olursa ucuz. Pahalı bize göre. Biz tarla işine gidiyoruz, portakala gidiyoruz. Çökelik, peynir, tereyağı, deri peyniri satıyorum bunları işte. Bugün hiç tadı yok satıcım. Bugün hiç yok. Bugün etmedim, site etmedim. Bekliyorum. 10 liralık bir deri peynirini yeğene verdim. Yok pazar öyle bak sarı sırada. Kimse gelmiyor. İşlerin hiç tadı yok yani. Yok yok, satış da yok. Hiç pahalılık ortaya çıktı. Perişanlık vallahi. 2 kilo sattım. Yalan söylemeyeyim. Sabahtan beri. Böyle oturu yok. Hocam öldü ondan var yani. 10 milyar 400 alayım. Nereden yetecek? Burada çalışmasak nereden yetecek? İşlerin güçlerin pek tadı yok. Ortalık pahalı. Bu pahalılık olduğu sürece de bu böyle gider zaten. Bir müşteri bir şey alacağı zaman bütün pazar yeni dolanıyor. Ki nerede ucuz bir şey varsa onu alayım diye. Şu pahalılığı bu ortalığa bir düzen versin. Satışlar düşük. Çünkü insanoğlu geçen seneki fiyatları baz alıyorlar. Yani bizim bu sene 200-250 dediğimiz zeytinyağı 130 liradan 140 liradan almaya çalışıyorlar bizden. Bunu toptancı da almaya çalışıyor, şahıslar da almaya çalışıyor. Bizim geçen sene 400 lira verdiğimiz yevmiye bu sene 800 lira. İşçinin git gel yevmiyesine beraber yaklaşık bize 1000 liraya mal ediyor bir işçinin maliyeti. Yani bizim en düşük yağı 200 liradan versek başa baş çıkıyoruz. Bir de bunun bir sene sonrakinin masrafını da yapıyoruz. Eğer tabii seneye verirse, vermezse zaten bu sene çalıştığımız tamamıyla bizim cebimizden gidecek. Ben emekliyim. 13 lira maaş alıyorum. Ama benim 13 lira maaşım bana yetmiyor. Yetmediğinden dolayı ben şimdi zeytin bahçesinde zeytin topluyorum. Amaliye olarak çalışıyorum. Sadece karnımı doyurmak için. Çünkü emekli maaşım hiçbir şeye yetmiyor. Zor durum diye. Zor durumda olduğumuz için de 50 gelik elin tarlalarında çalışıyor. Ha maaşımız düzgün bir maaş olsa biz niye çalışacak? Benim yaşım 66 olmuş. 66 yaşında adam. Zeytin başında zeytin toplar mı? Ama biz topluyoruz. Çünkü niye? Evimize bir ekmek götürmek zorundayız. Emekliyim. 12,5 milyon aylık alıyorum. Zeytin yevmiyesine geliyorum. 800 lira yevmiyeye çalışıyorum. Maaşım yetmiyor. Yetse burada ne işim var? Ellerim çok sertleşiyor ve artı yarılıyor. 800 liraya çalışıyoruz. Ama bu para yetmiyor. Her gün de iş bulamıyoruz. Bir torba gübre olmuş abi 750 lira. Bir günlük yevmiyeyle bir torba gübre alamıyorsun. Çorun çocuğun, evin ihtiyacı, gider, çok gelir az. Yetmiyor abi. Abi akaryakıt olmuş şu fiyat. Yani pahalılıktan yani nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Yetişemiyoruz yani artık. Öğrenciyiz. Lise sonundayım, 18 yaşındayım. Ailem hasta, çalışamıyor. Babam çiftçi. Ben de böyle tatillerde zeytin toplamaya geliyorum. Yevmiyemiz az geliyor. Bazen yetmiyor. 800 lirayı kitap alıyorum. Ondan sonra ihtiyaçlarımı yemeklere veriyorum. Eve yardımcı oluyorum, anneme veriyorum. Eve yiyecek alıyoruz. Zeytine geleyim, 700 lira yoğun yayına. Onunla bir geçmediğim işte. Niye? Eşim kanser hastası. Çalışamıyor. O yiyemiyor, şey edemiyor. Bakıma muhtaç. Ceyran parası, su parası. Adam yiyemiyor, ona yemeklik alayım. Yetmiyor, neyim yok, tanım yok. Geçimim bu işte.